Buyurun. Ahmet Fındık, Sayın Hocam iyi yayınlar dileyerek sormak istiyorum. Yüksek tansiyon için sarımsak limon kürü mü yoksa günlük maydanoz sarımsak limon kürü mü daha etkilidir? Şimdi bakın, değerli izleyicilerimizin şunu bilmesinde fayda var. Yüksek tansiyon gerçekten ciddiye alınması gereken bir şeydir. Ee, rahatsızlıktır hekim kontrolü ister. Yani kendi kendinize burada şey yapmayın. Eğer yüksek tansiyon şikayetiniz yeni başlamış ise maydanoz limon çok etkili. 1. Sabaha çıkarna maydanoz limon kürünü yapıyorsunuz. Sarımsaklı olursa ne olur? Yani Üç gün sarımsaklı yapıyorsunuz. Maydanoz, limon, sarımsak. Tek diş atarak, hani 15-16 tane maydanoz robotun içine atıyorsunuz. Karıştırıcının işte içine bir diş sarımsak, iki yemek kaşığı da limon suyu, 150 mililitre kadar da su ve blenderi çalıştırıyorsunuz. Üç gün sarımsaklı, üç gün sarımsaksız, üç gün sarımsaklı. Toplamda dokuz gün. Tamamlanınca. 3 ile 5 gün arasında bir ara veriyorsunuz. Bunun e, bu aradan sonra tekrar bir 9. 3 sarımsak, 3 gün sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı. Oldu mu ikinci 9? 2, 9, 18. Tekrar 3-5 gün ara vereceksiniz. Tekrar 9 gün uygulayacaksınız. Şimdi burada eğer trigliserit yüksekse kolesterol yüksekse bunları da düşürmüş oluyorsunuz. Trigliseritin yüksekliğinden dolayı veya kolesterolün yüksekliğinden dolayı damarların içten yağ bağlanma riski var. İşte bununla önlüyorsunuz. Yani ve ileri bir aşamada değilse de yavaş 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 bu damarların içindeki yağı ne yapıyorsunuz? Bu kürle çözüyorsunuz. Bir defa da bu iş olmaz Hüseyin. Dört ayda bir bu 29 günlük kürü tekrar edeceksiniz. Şeye çok dikkat edin. Mutlak surette ara vereceksiniz. Üç ile beş gün arasında. Yani benim geliştirmiş olduğum kürlerde hep böyle aralar var. Mesela 15 gün ara, 10 gün ara, 3 gün ara verin diyoruz. Bu veya bir hafta bu neden? Bak bunu değerli izleyicilerimizin bilmesinde fayda var. Şimdi insanın yaşı ilerledikçe metabolizma yavaşlar. Şimdi metabolizma neden yavaşlar? Bu yani metabolizma demek biyokimyasal reaksiyonlar demektir. Bir saniyede İnsan vücudunda trilyonlarca, katrilyonlarca reaksiyonlar ceryan ediyor. Bunları kon kontrol eden hormonlardır, enzimlerdir, bak enzimlerdir. Bazı enzimler aktivasyonları düşüyor. Şimdi ne oluyor? O zaman reaksiyon yavaşlıyor. Aktivite düşüyor ya. İşte e, bu aktivasyonu artırabilmek için önce bunu 3 gün Sarımsaklı üç gün sarımsaksız üç gün sarımsaklı uyguluyorsunuz. Vücut bunu hazır buluyor. Bak bazı metabolizmayı, bazı reaksiyonları siz ne yapıyorsunuz? Vücuda tekrar hatırlatıyorsunuz. Şimdi dokuz gün tamamlanınca kesiyorsunuz. Vücut o hatırladığıyla ileriye devam ediyor. Sonra yetmiyor. Hadi diyoruz bir daha Biraz yap, daha. bir dokuz daha yap. Sonra tekrar ara ver. Bu şekilde öğretiyorsunuz. Yani hatırlatıyorsunuz vücuda. Yani neden? Çünkü bunlar doğal ürünler. Maydanoz olsun, sarımsak olsun, limon suyu olsun. Bunlar çok doğal ürünler. Dolayısıyla metabolizmanıza da uygun olan şeyler. Yani Burada gerek sarımsağın kolesterol ve trigli özellikle kolesterol üzerinde, limon suyunun ise ta doğrudan tansiyon üzerinde, kalsiyum bağlar kendisine, strat oluşturur, kalsiyum, sitrat Dolayısıyla kalp kaslarının kalsiyum emiliminde azaldığı için otomatikman tansiyon, düşüyor. Maydanoz ise diüretiktir. Yani diüretik derken burada şunu söylemekte fayda görüyorum. Vücuttan mineralleri atmaz. Tansiyonu yükselten potasyumla sodyum arasındaki dengeyi koruyarak sodyumu atar. Bak bu Allah'ın bir mucizesi. Bu özellik. Çünkü maydanozda var. Apiol diye bir yağ var onun içinde. Hüseyin istesen yapamazsın bunu. gitsen şimdi laboratuvara maydanozun kimyası var. onu Onları ben karıştırayım da bir maydanoz yap. Yapamazsın. Yapamazsın. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla hiç de ona, ona sevdalanmayın yani. Bunun alternatifi olmaz. İşte burada, burada bak diüretik ilaçlar var mesela hidroklorotiyazit aman Allah'ım yani bir klorlu grubu var bir de sülfat grubu var nasıl vücuttaki bütün mineralleri alıyor yani günde iki defa hidroklorotiyazit bunu bu diüretiktir bu mineralleri atıyor ya mübarek bu adam o, attığı tuzları yine sadece sodyum ve potasyumu, kalsiyumu magnezyumu atmıyor ki esansiyel olan diğer çok az miktarda olan femtogram, pikogram düzeyinde olan mineralleri de dışarı atıyor yani bakırsız olmaz bakırın fazlası da zarar e, azı da zarar kobalt bak çok zehirli toksiktir ama B12 vitamininin merkezindeki bir e, metaldir. E, dolayısıyla vücuttan bütün bu mineralleri atıyor. E, gün içerisinde tükettiği gıdalardan bu hidroklorotiyaziti, bu güçlü diüretiği kullanan hasta acaba tekrar alabiliyor mu? Alamıyor. Ondan sonra ritim bozukluğu başlıyor kalpte titremeler başlıyor. Bir halsiz hissediyor kendini bilanç. Neyse yani bunlar doktorlarıyla konuşulacak olan şeylerdir. Mümkün olduğu kadar çok şükür artık günümüzde bitkisel tedavi, bitkisel destekler var. Hekimler bunların eğitimlerini alıyorlar Hüseyin. Yani ilacı mümkün olduğu kadar minimuma indirip destekler doğal desteklerle tam çünkü ne oluyor hasta daha az zarar görüyor yani